Parti Chat'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Ben gayet iyiyim. Nedenini soracak olursanız. Bugün 29 Mayıs. 29 Mayıs'ın ne özelliği var? Gülcüm. Bilmem ne özelliği var. Gül de arkada bizimle birlikte. 29 Mayıs FIFA 18'e Dünya Kupası eklentisi geldi. Hem de ücretsiz. Detaylarından bahsederiz zaten. Dilerseniz direkt dalalım. Buyurun buyursunlar. FIFA 18'in Rusya Dünya Kupası eklentisini indirdiğiniz zaman arkadaşlar ana ekranda böyle bir kendine has bütonu oluşuyor. Ona tıkladığımız zaman da DLC'nin modlarını görebiliyoruz. Neler varmış? Tek tek bakalım dilerseniz. Buyurun buyursunlar. İlk önce elbette FIFA Dünya Kupası'nı, Rusya Dünya Kupası'nı olduğu gibi efendim nasılsa yani çekilmiş kuralları, saatleri, onları bunları her şeyi aslında uygun şekilde oynayabiliyorsunuz. Takımınızı seçip turnuvaya katılabiliyorsunuz. Bir mod bu. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz yani efendim. Onu ayarladım, kura çektim bizim yayınlarda olduğu gibi. Ya değil mi? İşte efendim, takımları ayarlayayım falan. Bununla uğraşmanıza gerek yok. Eğer uğraşayım derseniz bu görmüş olduğunuz custom, özelleştirilmiş FIFA Dünya Kupası turnuvası modunu oynayabiliyorsunuz. Mesela turnuvaya katılamamış bir takım diyelim, Türkiye gibi. Mesela Türkiye'yi seçip veya diğer takımları falan seçip kendi Dünya Kupanızı oluşturabiliyorsunuz. Böyle bir mod da var. Ultimate Team var. Bildiğimiz Ultimate Team deneyimi ama milli takımınızı oluşturuyorsunuz. Güzel, nezih. Online tournament'ta online olarak Dünya Kupası'na katılıyorsunuz, maçlar yapıyorsunuz ve 16 işte içinden efendim kupaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Veya online friendly, online dostluk mücadelesi veya bizdeki adıyla hazırlık maçı. Biz neden dostluk mücadelesi demiyoruz acaba? Yani ne olur ne olmaz. Hani yalancı çıkmayalım sonra. Değil mi? Hazırlık. Kafa göz dalarız bakarsın canım maçta. Ondan yani sonra sıkıntı olmasın. Hayır dostluk yani maçı demeyelim. Kırmızı kartlar havada falan uçuşursa diye önlem olarak herhalde tahmin ediyorum. Bir de kick-off var tabii. Tekli maç yapabiliyoruz. Ben şimdi tek bir maç yapacağım. Oyunda ne değişmiş ne değişmemiş görebilelim diye. Menüler falan çünkü yenilenmiş durumda. Arayüz yenilenmiş durumda. Onlara falan bir bakarız. Soru şu. Kiminle oynayacağım? Evet, güzel bir soru. Gül, kiminle oynayacağım? Bilmem, kiminle oynayacaksın? Kimle oynayacağım biliyor musun? Belçika ile oynayacağım. Neden? Böyle İspanya, efendim Brezilya, ne bileyim Almanya falan seçmiyorum. Belçika seçiyorum. Rakip olarak da kendime buradan İngiltere'yi seçiyorum. Oo, iddialıyım diyorsun. Son derece iddialı. Son derece enteresan diye düşünüyorum. Hemen formalarımı seçelim. Bu formalarla oynayacaklar mı bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bu iki takım Kaliningrad stadında saat 9'da oynayacak. Hangi gündü? 28'i galiba. 28'inde miydi? Sanırım. Aynen onu efendim gerçekleştiriyoruz bir şimdi. Bir nevi simüle. Hazır mıyız? Girelim bakalım. Gençler söylediğim gibi bu indirilebilir içerik ücretsiz. 5-5,5 GB'a yakın bir efendim boyutu var. İndirdiğiniz zaman direkt oyun güncelliyor kendini ve ana menüde bu modu görebiliyorsunuz. Çok güzelmiş bu şey ya. Arayüz değil mi? Evet. Fıstık gibi. Vallahi fıstık gibi. Buyurun bakalım. Bastım. Girelim. Şimdi neler değişik? Arayüz değişik. Efendim takımlar lisanslı, formaları, turnuva formaları, yeni formalar falan yani. Kadrolar falan. Futbol topuna varana kadar orijinal neyse onu ortaya koymuşlar. Turnuva için, bu mod için spikerlerin efendim konuşmaları falan orijinal, yeni yani. Oynanışta bir değişiklik var mı bilmiyorum. Onu da göreceğiz diye düşünüyorum. Tahmin etmiyorum. Tahmin etmiyorum. Eskiden oluyordu çünkü biliyorsunuz. Hani işte diyelim FIFA 2008 çıktı. Euro 2008 çıktığı zaman oynanışı falan farklı olurdu. Biraz daha değişik olurdu. Şey yaparlardı o zamanlar, ne o? Dünya Kupası oyunlarında biraz daha uçarı bir oynanış falan koyuyorlardı. Herhalde kitlesinin farklı olduğunu falan düşünüyorlardı. Artık öyle bir şey yaptıklarını zannetmiyorum. Zaten geniş bir kitlesi de var şu anda, taban yayılmış vaziyette yani. Oynayışta aman aman bir değişiklik yaptıklarını zannetmiyorum. Buyurun. Milli marşlar falan okunuyor tabii. Belçika milli marşı. Belçika'nın formalarını ne yapacağız? Baklavalı böyle anneanne kazağı modunda. Günümüz biliyorsun Gülcüm. Formayı gündelik hayatta da giyeriz diye tasarladıkları için hani kışın bunun uzun kollu versiyonu kazak olarak triko diyorsun. Triko.
Neden çıkarmayalım yani? Mantıklı yani. Baya baklava dedin ve şu an canım baklava çekmeye başladım. Cevizli şöyle. Bak şimdi. 100 lira oldu mu onun kilosu ya? Konuşmuş. Valla bilmiyorum, olmuş olabilir. Neden Belçika ile oynuyorum? Sorunun yanıtını vereyim mi? Bu videonun sonunda da söyleyeceğim, şimdi söyleyeyim. 30 Mayıs Çarşamba günü. Biliyorsunuz, yarın çarşambaları Burak'la FIFA oynuyoruz. Yarın Dünya Kupası almaya çalışacağız bu sefer. Ve Belçika takımıyla oynayacağız. Neden Belçika? Büyük takımlarla efendim girip de turnuvayı kazanıp, aa gördün bak Galatasaray'ı alamadılar, Almanya ile İspanya'yla aldılar dedirtmemek için. Diyorsun ki Almanya ile İspanya ile Brezilya ile herkes alır. Yine kolay olmayabilir tabii ama. Şimdi Belçika'da kötü kadro, Belçika'da çok güzel bir kadrosu var tabii. Yıllardır işte efendim. Adamlar uğraştılar, didindiler, yapılandılar, bir şeyler yaptılar falan. Kadroyu kurdular, bize de oynamak düşer diyorum. Buyurun. Buyurun bakalım. Bildiğimiz. Nasıl ne? Lukaku. Rashford'lı. İngiltere'de kim var başka ya? Kane varmış. Ben şu an çıkanı sıkıyorum. Kane. Golcü Kane. Yani İngilizlerin daha iyi ümidi olmadığı için İngiltere'den. Öyle söyleyeyim. Lukaku çok iyi aldı, döndü. Evet, oynanışta bir fark varmış gibi gelmedi şu an itibariyle. Ben tabii tek video çekme şansımız var. Tek video çektiğim için gerilim içerisindeyim. Abuk subuk skor almayayım da. Ay. Direkten dönüyor, aman Allah'ım. Dünya Kupası atmosferi başka be. Gül, ne diyeceksin? Her ne kadar vuvuzelasız bir Dünya Kupası olacak olsa da hakikaten başka. Abi biz vuvuzela geçirdik. Vuvuzela atlatmış nesiniz, yemin ediyorum ya. Ruslar da belki enteresan bir şey çıkarırlar ya. Ay. Ruslar ne çıkarır bilmiyorum da. Peki gerçekten turnuvada da Belçika'yı mı tutuyorsun? Öyle birini tutuyorum diye bir duruşum yok Gülcüm ya. O tip bir duruşa sahip değilim. Keyifli maçlar olsun, izleyelim. Gol! Gol! Kim attı? Lukaku! İlk golümüzü de attı. Ha, yayın şeyde de var yani. Videoda da efendim kayıtlı durumda Legendary oynuyorum. Ondan sonra sıkıntı yaşamayalım ya. Yani. Ondan sonra öyleydi böyleydi olmasın yani. Problem olmasın yani. Geçmiyorum pozisyonları da. Değişik bir şey var mı görelim diye, ama değişik bir şey varmış gibi gelmedi. Evet. Kime nasip kime kısmet, vallahi öyle olmuş yani. Belçika tutulabilir ya. İyi takım yani ya, sonuçta. Ya formayla benim için çok zor. Formadan kaybettiler diyorsun direkt. Yani. Peki. Buyurun bakalım. Ben İzlanda'yı tutacağım. Olabilir. Olabilir. İzlanda gitti değil mi? Gitti. Suudi Arabistan falan var yanlış hatta bilmiyorsam. Hatta bildiğim kadarıyla açılış maçı Suudi Arabistan'la Rusya arasında. Öyle mi? Evet. Enteresan sıcak maçlar olabilir ya, ben sana söyleyeyim yani. Kyle Walker. Valla hakikaten keyifli bir turnuva olur inşallah. Güzel takımlar var yani. Benim şahsen ilk hatırladığım Dünya Kupası, böyle aklım yerinde izlediğim ilk Kupa İtalya 90. 10 yaşındaydım diyorsun. Evet. 10 yaşındaydım. Şeyi boyuyorduk. Ok Meydanı'ndaki evi biliyorsun sen. Sokak kapısından çıkış merdivenler vardı ya. Evet. Oraları boyuyorduk. Bir yandan oraları boyuyorduk. Bir yandan televizyondan maçları falan takip ediyorduk. Ondan sonra unutulmaz İtalya kadrosuyla. Neydi onlar? Azur muydu? Neydi? Azur. Mavi falan, öyle bir muhabbet var ya onların da. Sklatch vardı meşhur. Parladıydı falan bayağı. Ondan sonucuma. Sene 90. Sene 90 bir diğer özelliği de var tabii. İtalya 90'ın futbol oyunu da vardı. Öyle mi? Tabii. Commodore'dakini mi hatırlıyorum? Amiga'dakini mi hatırlıyorum? Onu düşünmeye çalışıyorum şu anda. Sanırım Commodore'dakini hatırlıyorum. Amiga'da da vardı çünkü başka.
şeydi. O zamanlar çok yoktu öyle aksiyonlar, hareketler. Sen topu aldığın zaman defans oyuncuları hızlı koşuyorlardı. Yani o zamanlar böyle efendim R2'ye basayım hızlı gitsin bilmem ne falan tarzı. R2 ne olabilir yani? Zaten bir tane düğme var. O tip mekanikler falan olmadığı için normal diğer oyunlarda şöyle oluyordu. Mesela bir futbolcu aldı topu diyelim. Ondan sonracıma defans oyuncusu yetişemiyordu yani, alıp giderdi falan. O oyunda defans oyuncusu özellikle hızlı koşardı ki yetişebilsin diye. İyi, enteresanmış. Bayağı enteresandı. Yani. Tabii canım, ondan sonra birçok oyunda da ona benzer mekanikler kullanıldı tabii yani. Yalnız Belçika bastırıyor yani. Aa, omuzu koydu. Aa. Belçika bastırıyor. Ben de biraz konuşarak oynamaya çalışıyorum. Hatta burnuma kokular geliyor. O da biraz konsantrasyonumu bozmuş olabilir. Sanıyorum karamel yerine yaptı. Sanıyorum. Şenliklendi ortalık diyorsun. Evet. Ya, ya şey falan yapıyorlar. Ne diyeyim? Romelu Lukaku. Neydi bizim bu efendim dibine şeker yaktığımız tatlı neydi? Yok artık ikisini kokusunu birbirine mi karıştırıyorsun? Baya yaptı ben sana söyleyeyim yani. Krem karameldir. O da krem karamel zaten diyorsun tatlının adı. Evet. Baya bir pişti durumu var. Ya o ya ya o yani ikisinden biri. Neyse. Ama zannetmiyorum. Krem karamel yapılsa apartman boşluğundan bu kadar koku gelmez diye tahmin ediyorum yani. İşte Dünya Kupası'nı oynarken nelerle uğraşıyoruz ya. Yani. İngiltere'ye top göstermedin. Top. Vallahi billahi. Gerçekte de yalnız İngiltere böyle olursa ağlarlar İngilizler. Vallahi ben sana söyleyeyim. İngilizler her turnuvada ağlıyorlar bildiğin üzere. Bu sefer de çok farklı olacakmış gibi gelmiyor bana yani. Ya bu sefer bir değişiklik olsun ya. Ne bileyim İspanya, Almanya falan kazanmasın ya. Rusya alır mı? Bilmiyorum, hiç fikrim yok. Genelde ev sahibi takımlar hani biraz avantajlı oluyorlar ya. Now with Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mi okunuyormuş? Vallahi hiçbir fikrim yok ya. De Bruyne diye okunmuyor muyduk ben biz ya? Ben de öyle sanıyordum. De Bruyne gibi bir şey söyledi. Geliyor mu bir gol daha? Arkadaş bir top çevirme artık, bir şut at, bir şey yap. Ay! Ters bir vuruş, korner atışı. FIFA'nın da tabii Dünya Kupası eklentileri veya ayrı oyunları veya Avrupa Kupası, yani bu efendim organizasyonların ayrı oyunları veya eklentilerin tabii enteresan bir şeyi var. Bir yeri var futbol severler açısından. Bir gol daha gelir mi olmadı? PES bayağı öndeydi biliyorsunuz 2000'li yıllarda. Artık 2000'li yıllar olarak ifade ediyorum. Fark ettim. Fark etmişimdir diye tahmin ediyorum. 2000'li yıllarda PES öndeyken 2000'li yılların sonuna doğru bu PlayStation 3'ün çıkmasıyla birlikte falan PES sıkıntı yaşamaya başladı. Tabii yeni nesile iyi geçiş yapamamıştı. Ondan sonracığıma FIFA tabii yeni bir motorla falan devreye girdi. Acaba iyi oyun mu, oynanır mı, oynanmaz mı falan diye bütün PES'çiler falan soruyorduk yani. İlk ya bu oyun iyi olmuş ya, oynanır dedirten versiyonu Euro 2008 olmuştu. 10 sene diyorsun yani. 10 sene. O oyun, evet abi bak, iyi oyun ya, güzel oyun dedirtmişti. Yani şey olarak FIFA 2008 falan da bir şey vermişti ama, bir fikir vermişti ama. Özellikle Euro 2008 iyi bir oynanışa sahipti. Hatta o zamanlar enteresan zamanlardı. PlayStation 3'ü daha kullanmayı bilmedikleri için PlayStation 3 versiyonunda yerde su birikintisi falan gibi şeyler yoktu. Hadi ya. Evet. Xbox versiyonu da vardı. Xbox versiyonu biraz daha iyiydi yani. Ondan sonracığıma. Ondan sonra o oyundan sonra işte FIFA 2009 nasıl olacak? FIFA 9 daha doğrusu. Nasıl olacak falan diye tabii bir beklenmişti. Euro 2008 kadar öne çıktığını hatırlamıyorum. Daha bir hızlı oynanış falan bir şeyler vardı galiba. Ben de unuttum şimdi. Tek tek oyunlar nasıldı, ne değildi tam hatırlayamıyorum. Ama şöyle bir şey olmuştu Euro 2008'den sonra. Bu 2 yıllık turnuvalar, 2 yılda bir gelen turnuvalar beklenmeye başlamıştı. FIFA acaba nasıl bir oynanış ortaya koyacak falan diye. Mesela benim en son hatırladığım o tarz Dünya Kupası oyunda şeydi. 2004 Dünya Kupası'ydı.
Bayağı arcade gelmişti bana. Ben çok sarmamıştı beni yani. Önemli olan şu tabii. O zamanlar ayrı, bayağı ayrı bir oyun olarak yazın çıkardı bu oyunlar yani. Bu ilk defa mı böyle oldu? Yani İlk defa değil galiba. Geçen sefer de böyle yapmışlardı diye hatırlıyorum. Şimdi DLC olarak çıkıyor ve ücretsiz çıkıyor yani. Ya çok büyük artı tabii. Çok büyük artı. Tabii neyi düşünüyorlar? Ultimate Team hani zaten onu şey yapıyor, karşılıyor. Hı-hı. Efendim yeni kartlar çıkacak tabii. İşte Ronaldo Dünya Kupası kartı, bilmem kim Dünya Kupası kartı falan filan. Ayrıca ürün satıp da oyuncu şeyini ne bölmeye gerek yok diye düşünüyorlar büyük ihtimalle. Doğru da düşünüyorlar. Şeyi ne yapıyorlar acaba, onu merak ettim ben şimdi. Mesela Liverpool maçında Salah sakatlandı ya. Diyelim, bilmiyorum durumu nedir ama hani diyelim ki Dünya Kupası'nda oynayamayacak. Kaçıracak galiba bir, yani bir, en azından iyileşene kadar bir kaçıracak 2-3 maç herhalde. Hatta oynayamayabilir. Ya oynayamazsa mesela onun kartını gene de koyuyorlar mı acaba? Vallahi bilmiyorum ya. Legendary seçtim ama bayağı bir... İngiltere bayağı kötü demek ki. Olabilir mi ya? Yoksa da sen iyisin Okan'cı. Niye öyle diyoruz ki? Alıştık tabii canım. Legendary falan oynamaya alıştık. İcabında ama. Femalen. Gelsin bakayım. Kompon yerine alalım Femalen'i. Eski Arsenal'li değil mi? Öğrencim ya. Eski öğrencim. Ayıp ediyorsun. Bu arada Belçikan kadro. Hakikaten iyi yani. Bak bir iki değişiklik daha yaparız. Hakikaten iyi kadro. Hani kupa şansımız var yarınki yayında, bak onu söyleyeyim yani. Galatasaray'dan daha mı fazladır? Galatasaray'la kesinlikle daha fazla. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi alma ihtimalinden bir 10-15 kat daha fazla şansımız var gibi geliyor. Yani tam rakam söyleyemeyeceğim. 100 kat fazla diyecektim, fazla mı olur dedim. 2-3 kat dedim, az mı olur dedim. Taraftar kupa istiyordu kardeşim. Valla o kupayı sizlerle buluşturacağız. Belçika ile olur, o da olur. Neden olmasın yani. FIFA için bir şey de var tabii bunun. Önemi de var şimdi. Bu eklentinin diyelim. Aman! Duyduğumuz kadarıyla resmi bir açıklama yapılmadı daha galiba ama şeyi de aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde aldılar. Ha, yeni gibi bir durum var. Doğru. PES bu sene yapamamıştı zaten şeyi. Evet. Anlaşmayı. Here's Merton. İkinci golü hocam faul. Hocam faul. Ya Allah Allah. Daha ne yaptı? Ne? Ne? Gene çalışıyor hakemler. Gene çalışıyor hakemler. Twitter'a koydum zaten bir video. Adam eliyle süpürüyor falan. Devam. Buyurun. Devam. Arkadaş nedir bu? Ben anlamadım ya. Sterling gibi. Verin bakalım. Biz de alırız birilerini birazdan. Hangi pozisyonu verdi acaba? Kaçırdım ya. Ben de anlamadım valla. Ama! Valla nezih olmuş. Oynanış aynı yani. Bildiğimiz, sevdiğimiz. FIFA oynanışı. Statlar mı tatlar dediğimiz gibi. Orijinal. Axel Witzel. Kura çektim bilmem ne falan, onunla uğraşmıyorsun. Yok canım, gayet güzel yaptım. Efendim nedir? Şeyde maç günü açayım da oynayayım dersin mesela, mis. Tabii canım. Bu arada şeyler de var, dikkat etmemiştim. Normal FIFA'da da var mı? Hakemler yeri sıkıyorlar ya, bir süre kalıyor sonra kayboluyor. Var var, o orijinal şeyde de vardı yani. FIFA 18'de de var o. Yayınları çok yakından takip ediyormuşum şu an, fark ettim. Senin gözün chatte oluyor, doğal canım. Yoksa ne kadar ilgili olduğunu biliyorum ya. Ay. Oo. İngiltere hızlı bir atak mı? Vallahi İngiltere hızlı atak, yani atak yapsın da hızlısını düşün. Ezdi ama kesin yiyecek. Kesin yiyeceğim var ya. Yer misin bilmiyorum ama hakikaten İngiltere pek bir varlık gösteremiyor. Kesin. Yer misin yemez misin diyorsun yani. Yer misin yemez misin? Bence yeme. Şöyle counter atağı da çevirin. Femalen. Kevin De Bruyne.
Now here's a chance to get at the opposition. Oyun döndü de döndü. Sprint forward from Dries Mertens here. Ay! Vuruyor vuruyor. Uzaktan deniyor ama kalede Hart devleşiyor. O çocuk da ülkeye dönecekmiş herhalde ya. Ölüm tehditleri falan alıyormuş Karius. Ciddi misin? Vallahi. Abi ne yaptınız ya? Ay! Ay! Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Dakikada 76 oldu artık. 1-0 olsun bizim olsun Gürkan. Değil mi? Tabii. O burnuma gelen koku iyice bir oturdu, yerleşti, göre kurumaya başladı tahmin ediyorum. Niye yaptı yerini bu ya? Hava bugün bir enteresan düştü mü, ne yaptı ya hayvan? Right from the beginning, we've never known which way this game is going to go, and it's kept its drama right to the last. Lukaku. Ha gayret. Well, it's a nice bit of skill, but the defense. Mertens. The defenders managed to get in the way there. Kimi alalım? Mesela ben onu almak istemiyorum da kimi almak istiyorum? Bak mesela burada kimler var? Mesela. Kimler var? Dur bakayım. Bir dakika. Nainggolan falan yok mu? Almadılar mı kadroya? Peki. Almamışlar. Mesela bir Dembele hamlesi yapılabilir diye düşünüyorum ya. Şuraya alalım. Witsel'in yerini alalım. Buraya çatlıya alalım. Bir de forvete yapamıyoruz tabii. Peki. O zaman çat onu vazgeçtim. Batshuayi'yi alacağım. Batshuayi! Buyurun. Lukaku'nun yerine mi aldım? Lukaku'nun yerine. Ne dedik ya? Atmosfere katkısı var en azından modun. Bak evet yani. Gayet oynanır. Hoca alkışlatıyor oyuncularını. Durdu, alkışlatacak 10 dakika var ya. Maç kritik ya. İşte hayranlar. Marifetmiş gibi yine yüzlerini boyamışlar. Nasıl atar yapıyor? Ne var ya? Ay. Ani hücum şansı İngiltere için. Çok büyük bir hata. Belçika kontrolü sağlıyor mu? Yok yok, iyiyiz iyiyiz. Jack Wilshere. Ya Wilshere, Wilshere bu iş. Ya, hakikaten ya. Aman. 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 Gençler dikkat etmek lazım. Aman diyeyim. Dakika 85. Bu dakikalarda yenecek bir kim? Başladık mı gene bağırmalara, çağırmalara? Oo, İngiltere önde basıyor. Ne yapacak adamlar? Ani hücum şansı. Mertens. Mertens gidiyor. Arkasına düştü orada. Maç birden bile hızlandı. İkinci yarısı çok heyecanlı. Oh güzel. Çok son derece kendine emin bir mürahale. Mertens! 2 dakika eklendi. Mertens! Batshuayi, ne yaptın? Ne yaptın? İyi gelmişti Belçika. Ama... İkinci gole çok yaklaşmışlardı. Olmadı. 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 Güzelmiş. Gençler ücretsiz. Unutmayın. 5 GB'a yakın bir indirme sizleri bekliyor. Şu anda Pro'da oynuyorum ben de. PlayStation 4 Pro'da. Aklınızdan da çıkartmayın. Yarın gece. Yarın gece. Yani 30 Mayıs Çarşamba gecesi. Doğru söylüyorum değil mi tarihi? Aynen doğru söylüyorsun. 30 Mayıs Çarşamba gecesi. Akşamı diyelim saat 7'de. twitch.tv/partychat oyun adresinde Burak'la birlikte Dünya Kupası almaya çalışacağız. Belçika'yla. Ben ışık gördüm. Açık konuşayım. Ben ışık gördüm. Ben ışık gördüm. Budur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.